İsmim Ahmet Nalçıoğlu. 1960 doğumluyum. Bu kasabada doğdum. Manisa Aksar Zeytinova Mahallesi burası. Ben Ayşe Nalçıoğlu. 1962 doğumluyum. Atadan, dededen kalma zeytinlerle geçimini sağlıyoruz. Başka gelir kaynağımız yok. Biz de bu işlerin içinde eşimle tanıştık işte görücü usulüyle. Onların tarlaları vardı bizden tarafta. Biz gelirken giderken öyle gördük, birbirimize tanıştık. Büyüklerimiz de münasip gördüler, verdiler. Evlendik. Eşim görmüş, beni beğenmiş. Orada tarlalarda görmüş. Haber göndermiş. Babama kahvede söylemişler. Fettah'la bir oğlu var. İşte geleceğiz, seni isteyeceğiz falan diye. Geldiler. Babam evi kabul etmedi. Bir akrabası vardı babamların. Oraya onların evine geldi. Orada görüştük, beğendik birbirimizi. Tabii eskiden böyle alıp bir kafede bir yerde oturamıyorsun. Yani telefon yok, bir şey yok. Büyükler görecek, müsaade ederse anne baba. Annenin babanın müsaadesiyle gidip bir yakın evinde sadece yüz yüze görüşeceksin. Yani görsel olarak beğeneceksin. Hiçbir sohbet etme şansın yok. Bir sene sonra düğünümüz oldu. Davullu dümbekli. 10 gün içerisinde tarlayı taşındık. Elin oğlu boş durdurur mu? Zeytinlerimiz vardı. Çok şükür atalarımızdan kalma. Büyüklerimiz bırakmış sağ olsun. Allah razı olsun hepsinden. Biz de zeytinciliğe başladık. Zeytin bizi ayakta tutuyor. Kendi ayakta durduğu gibi. O yüzden çok mutluyuz. Kendi işimizde çalışıyoruz. Bize de yetiyor. Evlatlarımızı, torunlarımızı da yeter inşallah. Evlendikten sonra benim oğlan doğduğu zaman o sene yeniden oğlumuza yetişsin, torunlarımıza kalsın diye yeniden bir 250 ağaç falan zeytin ektik. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğine. İsmim Metin Öztürk. Ben Manisa İl Tarım ve Orman Müdürüyüm. Türkiye tabii bir Akdeniz ülkesi olması nedeniyle zeytin üretiminde de dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde var olan 170 milyon zeytin ağacının da 23 milyonu ilimizde bulunmakta. Dolayısıyla Türkiye önemli bir zeytin ülkesi. Bu değerin de her geçen gün daha üst sıralara taşımak adına da önemli bir çalışma ve çaba sarf ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bahçe 1000 yılın üzerinde zaman diliminde de buradaydı. Ve burada insanlar bu zeytin bahçesini işlediler, baktılar, budadılar, hasatını yaptılar, yağını çıkardılar. Kuşaklar boyunca ziyaret ediliyor. Tabii bu ağaçlarda anılar biriktiriyorlar. Tarlada biz yemeğimizi falan hep beraber yiyoruz. Herkes evinden yemeğini getiriyor. Bravo. Bunu atadan dededen böyle soğanı kralardı. Bunun zarları tahminen bir şey yapıyor. İçinin zarları ayrılıyor. Onun için soğan çok tatlı oluyor. Böyle. Zaten biz önlerimizden böyle tarlada yemek yiyor. Soğanı kırıyoruz genelde. Ocağımızı yakıyoruz. Çayımızı demliyoruz. İşte yani çok seviyoruz. Yani hava güzel, doğa güzel, temiz havada çalışıyoruz. Bazen soğuk oluyor ama soğukta mücadele etmemiz lazım. Çünkü biz bundan ekmek yiyoruz. Soğuk sıcak bu ürünün toplanması lazım. Zeytinlerin daha önce biz normal atamızdan gördüğü gibi çiftçilik yapıyorduk. Şu an ziraat mühendisimiz var Hüseyin Tabakçı Bey. Bize bilgi konusunda çok yardımcı oldu. Tarlalarımızı geldi, ziyaret etti, beraber fikir alışverişi yaptık. Yani bizim bilmediğimiz konuların çoğunu Hüseyin Bey'den öğrendik. Yani İsmim Hüseyin Tabakçı. Ben ziraat mühendisiyim ve 13 yıldır Aksaray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi yapıyorum. Zeytin toplamak sadece budamak, gübrelemek değil. Bütün sene boyunca hasatın başlamasından hasadın sonuna kadar olan bütün süreçlerde hep çiftçilerimizle birlikteyiz.
onlarla beraber zeytin bahçelerinde geziyoruz. Köy kahvelerinde oturuyoruz. Yeri geliyor, onlarla zeytin ağaçlarının altında bir öğle yemeği yiyoruz. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlar aslında zeytin ağacının biraz da birleştirici, bizi bir araya getirici yönü. Yani buradaki ziraat mühendisi arkadaşlarımla beraber en büyük temennimiz üreticimizin emeklerinin, alın terinin karşılığını alabilmeleri. Çünkü bizim de en mutlu olduğumuz an aslında o an. Onlar emeğinin karşılığını aldığı zaman biz de çok mutlu oluyoruz. Onların motivesi bizi de motive ediyor. Onların enerjisi bize yansıyor. Biz çok daha umut dolu ve çok daha iyi bir şekilde sonraki senelere kendimizi hazırlıyoruz. Zeytin sofralara geldiğinde belki bir anda ağza atılıp tüketilebilen sağlıklı bir gıda olarak görülüyor ama gerçekten bu hale gelene kadarki aşamaları çok zor, çok ciddi emek istiyor ve üreticilerin gerçekten burada haklarını da teslim etmek gerekir bence. Çünkü zeytin hasat dönemi özellikle kış aylarında yapılıyor. Yani Ekim ayında başlıyor, Aralık sonuna kadar, bazen Şubat ayına kadar sarkıyor. Tam kış döneminde, çok soğuk havalarda insanlar çocuklarıyla beraber, yaşlılarıyla beraber bu bahçelere gelip burada o zeytinleri teker teker topluyorlar ve bizlerin hizmetine sunuyorlar. Bakar mısınız? Kuş gelmiş buradan, konmuş buraya. Buradan yemiş zeytini. Çekirdeğe düşmüş. Buradan bu zamanla bitmiş. Yani kurt, kuş, böcek, her şeyin birbirine dengeli şekilde faydası var. Bir nesil yok oldu mu, bir nesile zarar oluyor yani. Akşamüstü saat 5'e doğru kasalara soruyoruz. Oradan tüccarlara satıyoruz. Tüccarlar bunu işliyor işletmelerinde. Bunlara Türkiye içerisinde ve yabancı ülkelere bunları götürüyorlar. Yani. Bakan Ece Zeytinlerinin Yönetim Kurulu Başkanıyım. 1984'te Viyana'da 5 arkadaşla beraber ticaret serüveni başladı. Avrupa ülkelerinin tamamında gıda toptancılığı yapmaktayız. Merkez Viyana, ikinci firmamız Rotterdam'da faaliyette. Bu iki firma üzerinden Avrupa'nın tamamına hitap ediyoruz. Zeytinin tüketildiği hemen hemen her yerde olmaya çalışan bir firmayız. Aşağı yukarı 30'a yakın ülkeye zeytin ihracatı yapmaktayız. Üretim kapasitemiz yıllık 10-12 bin ton civarında. Bu seneden seneye değişiklik arz etmekte. Tarımsal ürünlerde herkesin emeği var. Onlar emek verdikleri, büyüttükleri ve geçimini sağladıkları ürünleri bizim gibi işletmelere getiriyorlar. Bizler de bu ürünleri alarak ve en iyi şekilde işleyerek tüketimi hazır hale getiriyoruz. Aslında yaptığımız toplumsal bir sorumluluk. Çünkü bu işte çok fazla kişinin emeği var. İsmim İlhan Örnek. Zeytinyağı çıkarım işlemi yapıyor. Zeytinyağı fabrikası var gördüğünüz yer. Burada köylüler zeytinlerini toplar, gelir. Köylünün çıkardığı yağın %10'unu alarak çalışıyoruz. Öncelikli olarak gelen zeytin yıkanır ve saplarını ayıklanır. 28-26 derece soğuk sıkım geçiyor. 26 ile 28 derece arasında gelen zeytinleri sıkıyoruz. İşletme kapasitesi günde 60 ton, 24 saat çalışıyoruz. Ya ortalama 15 kilolardan başlıyor, aşağıya kadar iniyor. Şu an 6 kilo zeytinle 1 kilo yağ elde ediliyor. Şimdi buraya gelen bir insan ilk önce sıraya giriyor. Sıra yoksa yani hemen direkt içeriye aldıktan sonra getirdiği zeytini 3 saat sonra yağ olarak alıp gidebiliyor. 3 saat içinde yağı hazır oluyor. İnsanlar 70-80 sene, 90 sene yaşıyor ama bu ağaçlar bizden çok yaşıyor. 2000-3000 yılı. Bu ağaçları
Kimler geldi, kimler dibinde mutlu oldu, kimler güldü, kimler ağladı. Evlenecekleri zaman bu sene zeytinlerle çocuğumuza ev verelim, okutalım mı dedi, ev mi yaptıralım dedi. Bu ağaçlar hep insanlara şey oldu, gıda verdi, mutluluk verdi. Bu ağaçlar bakarsak bize bakar, bakmazsak onlar da küser bize yani. Profesör Doktor Abdullah Soykan, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi. Akhisar ilçesinde bulunma sebebim buradaki Anıt Zeytin Bahçesi'ndeki ağaçların yaş belirleme çalışmasını yapmak. Bu bahçede yaklaşık 100 civarında zeytin ağacı var ve bu 100 civarında zeytin ağacının 76 tanesi anıt, anıtsal veya korunmaya değer özellikte olan zeytin ağaçları. Akhisar'daki Anıt Zeytin Bahçesi'nde gerçekten Türkiye'de veya dünyada çok nadir görülen bir durumla karşı karşıyayız. Yani 10 dekarlık bir arazide yaklaşık 76 tane 400 ve üzerinde yaşa sahip zeytin ağacı. Türkiye'de bu minvalde, bu özellikte başka bir zeytin anıt bahçesini görme şansımız yok. Biz de bu nedenle buradaki tüm zeytin ağaçlarını yaşlandırmak için Akhisar'ın Anıt, Anıtsal veya Korunmaya Değer Zeytin Ağaçları Projesi adı altında bir projeye başladık. Burada elimde görmüş olduğunuz artım burgusun adını verdiğimiz burgu yardımıyla ağacın girebildiğimiz kadar iç kısmına giriyoruz. Ve belli bir noktaya kadar girdikten sonra içerisindeki parçayı koparabilmek için geri çeviriyoruz. Ve daha sonra da elimde kaşık olarak isimlendirdiğimiz bu kaşık yardımıyla da onun içerisindeki parçayı geri alabiliyoruz. Burada yıldaki büyüme miktarını hesaplıyoruz. Ve bunu da çapla orantıladığımızda çok rahat bir şekilde bu ağacın yaşına ulaşabiliyoruz. Mesela burada görmüş olduğunuz şu ağaç artı eksi 150 dersem 1350 yaşında diyebilirim. Yani bu 1500 yaşında da olabilir, 1200 yaşında da olabilir. Bu minvalde Türkiye'deki en yaşlı zeytin ağaçları içerisinde ilk 5'e girebilecek özellikte bir zeytin ağacı diyebiliriz tabii ki. Melek der ki Hazreti Adem'in oğluna, baban ölünce ağzına 3 tane tohum koy. Hazreti Adem'in oğlu da babası ölünce 3 tane tohum babasının ağzına koyup öyle gömer. Sonra bu 3 tohum ağaç olur. Tohumların 3 taneden bir tanesi zeytindir. Bu ağaçları bize atalarımız, dedelerimiz bırakmış. İyi ki bırakmış. Biz de biraz daha ilave yaptık. Biz de kendi çocuklarımıza bırakacağız. Yani kendimiz evlenirken bu zeytinlerle evlendik eşimle. Kendi oğluma verdim. Yarın torunlarımızın geleceği için bu zeytin ağaçlarını daha güzel bakıp onlara da bir şeyler bırakmayı düşünüyoruz.